kalpler müzesine birçok ülkeden malzeme getirilmiş. Tabi bizim Türkiye'den de var. 2011 yılında ödül almış bu müze. Ödülünü de böyle sergiliyorlar. Giriş ücreti 50 kuna. Kötü anılarınızı silmek için 30 kunaya silgi var. Bayağı büyük. Alıp, demek ki... alıp nereye süreceksin onu? Kafana kötü sürüyorsun. Anı... Kafana mı sürüyorsun? Kötü anılarım neredeyse oraya. Kafanda. Böyle hediyelikleri de mevcut. Her şeyde var. Kırık Kalpler Müzesi'ne başladığınızda hemen İstanbul Kadıköy'den gönderilmiş bir post-it var burada. 2013 yılında gönderilmiş. Sen cidden bir meleksin galiba, Günay yazıyor. Özetle bu, ne demiş? Bunu gönderen kişi hala daha bu post-it'i yazanı çok seviyormuş. Ama bu post-it'i yazan onu seviyor mu sevmiyor mu tam olarak bilmiyor. Ve umarım bir gün beni seversin diye de şuraya küçük bir not göndermiş. Kadıköy'den göndermiş. Bunu yazıp sonrasında ayrılmışlar. Evet. Müge Anlı'ya başvurmamış mı? Çok duygusal bir an. Müge Anlı ile çelenmesi yok. Tamam. Çok kral bir hareket. Bu 2004 yılına ait. Benim de bu kapsüllü 5210 telefonum vardı. Benimki mavi renkti. Burada da çok 300 gün sürmüş. Demiş ki hani adam kendi telefonunu vermiş kıza. Bir daha onu arayamadım demiş. Çok kral hareket. Yani kendisi aramaması için kendi telefonunu veren bir insan. Tabii gidip yeni hat almış kendine. Yani Godzilla başlı başına bir ayrılık sebebi bile olabilir. Ölen sevgisinin kanı. Ve gazete iyi gelen haplar. Ayrılık sebebi mi olmuş, ne olmuş? Vallahi açıkçası bazı şeyler saçma ama yine... İlk defa beraber paraşüt alıştıran kişiymiş, eğitmeni yani paraşüt eğitmeniymiş. Sonrasında solo olarak da uçmuşlar ama en son sevgilisi yani paraşüt eğitmeni bir paraşüt uçuşunda ölmüş. İşte eski sevgilisinin AK-47 yani Kalaşnikov'la yaptığı atışlara ait şeyi göndermiş. Artık ne anlam vermeye çalışıyor Los Angeles'tan bilmiyorum. Babasının 81 yıl önceki düğünde giydiği Maori kıyafetini bağışlamış. Bu da sadece çiftlere, sevgililere ait anılar değil, aileye ait anılar da veriliyor. Tabii savaştan bahsediyor. Savaş, 2. Dünya Savaşı. O savaştan sonra bulunamamış tabii. Japonya, Tokyo. Kaset, kaydedici, şişeler, mendil. Yani parçalar birebir önemsiz görülebilir ama anılarla beraber çok değerli kılınabiliyor. Ve bir gelinlik de verilmiş. Hikayesini henüz dinlemedik ama. Ve gelinlik İstanbul'dan. Gelinlikçilerin olduğu yer Kadıköy'den bir gelinlik daha olabilir. Bak bu da İstanbul'da, 2014 yılında. Yaz düğünü yapmışlar. Evet, yaz düğünü. Sonra işte wedding foto çektirmeye başlamışlar. Sonra adam işinden ayrılmış havalimanındaki. Evet, bir saldırı vardı, terör saldırı. Terör saldırısı olmuş. Mayan Eder'in 2016'da ayrıldı.
Çünkü eşi ölmüş. Terör saldırısı. Broken Relationship Museum, yani Kırık Kalpler Müzesi Türkçesiyle. Burada birçok parça var, birçok dünyanın birçok yerinden gönderilmiş parçalar var. Bitmiş ilişkiler. Sadece hani sevgili veya eş manasında düşünmeyelim. Ailevi sorunlarla da bitmiş ilişkilerin gönderilmiş malzemeleri de var. İki tane Türkiye'den gönderilen, İstanbul'dan gönderilen ürün gördük. Biri gelinlikti, bir tanesi de bir post-it'ti. Üzerine sevgi sözcüğü yazılmış bir post-it'ti. Buranın kuruluş amacı ise şöyle, şu şekilde oluşmuş aslında. 2003 yılında işte Hırvatistanlı bir çift ayrılıyorlar. Ayrıldıktan birkaç yıl sonra fark ediyorlardı ki birbirlerinde eşyaları duruyor hala ve bunları ne yapalım? Hani birbirimize göndersek ne olur? İşte göndermesek ne olur? Çiftlerden bir tanesi böyle bir fikir atıyor ortaya ve diyor ki böyle bir müze kuralım. Kendi eşyalarımızı da oraya koyalım. Aynı zamanda dünyanın farklı yerinden de gelen eşyaları orada sergilenmesini sağlıyor. Güzel bir fikir olmuş bence. En azından heba olmamış eşyalar diyelim biz. Aslında şeyde İstanbul'da benzeri var, Masumiyet Müzesi diye. Biliyorsunuz ki Orhan Pamuk'un da kitabı zaten onun girişimleriyle açılmış bir müze. İstanbul'dakine de gidebilirsiniz. O da bir nevi bir benzeri müze diyebiliriz. Burasının giriş ücreti 40-50 kuna. Yetişkinler için. İngilizceniz iyiyse. Evet, Hırvatça ve İngilizce iki şekilde dilde yazılmış. Bazı dil seçenekleri de var. Başka ama Türkçe yok bunların içinde. Tabii. Böyle hikayeleri okumanız gerekiyor. Yani sürekli yani. Görsel olarak çok bir şey vaat etmiyor size. Birçoğunun mantığını anlamayabilirsiniz hikayesini okumadığınızda. Ama hepsinin hikayesini okumak da uzun bir zaman alır yani. Böyle sıraya giriyor herkes. Bilmiyorum. Farklı bir deneyim. Evet, güzel bir müze.